Herkese yeniden merhaba. Evet, bugün 11. sınıfla devam ediyoruz bu hafta yine. Newton'un hareket yasaları. Hadi başlayalım. Bugünkü dersimizde bir giriş yapacağız yasalarımıza. Başlığımı atarak ben hemen başlıyorum. Newton'un hareket yasaları. Bugün güzel bir yağmur sesi de var. Newton'un birinci yasası, birinci Newton yasası diyelim. Nedir bu biliyor musunuz? Eylemsizlik. Evet. Hakkında hiçbir şey duydunuz mu? Yani eylemsizlik deyince ne canlanıyor gözünüzde? Eylemde bulunmayan mesela, değil mi? Eylemde bulunmayan. Bunu da kapsıyor eylemsizlik ama. Eylemsizlik genel bir ifadeyle şudur arkadaşlar. Bir cismin üzerindeki kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa, yani sağ sol yukarı aşağı kuvvetler etki ediyor olabilir, evet. Ama bunların bileşkesini aldım ben. Ve net bir şekilde sıfır çıktığını gördüm. Böyle bir durumdayken cismin duruyorsa durmaya devam etmesi, harekete bir şekilde başladıysa da hareketine aynı şekilde, aynı hızla devam etmesine eylemsizlik diyoruz biz. Cisimlerin üzerine kuvvet uygulanmadan durumlarını cisimler bozmazlar. Tamam mı? Şimdi mesela şöyle düşünebilirsiniz. Eğik düzlemden bir cisim bıraktık ilk başta. Eğik düzlemin üzerinden bir cisim bırakırsak ne olmasını beklersiniz? Belli bir süre içerisinde şuradan hızsız bıraksanız bile aşağı geldiğinde, aşağı yatay zemine indiğinde belirli bir hıza sahip olmasını beklersiniz. Burada eğer cisim net kuvvet sıfırsa, yani sürtünme yoksa böyle bir ortamda, o zaman bu cisim aynı hızla sonsuza kadar devam edecek. Hep aynı büyüklükte. Yavaşlama olmayacak. Şimdi eylemsizlik yasasının altına şunu yazmanızı istiyorum. Birincisi bu. F net sıfırsa, üzerindeki net kuvvet sıfırsa, cismin birinci hali nedir? Cisim duruyorsa durmaya devam edecek. Hızı sıfır şu şekilde. İkinci durumdaysa, cisim bir şekilde harekete geçirildi ilk başta. Daha sonra buradaki V hızını aynı şekilde koruyacak. Net kuvvet sıfırsa duruyorsa durur. Harekete başladıysa aynı hareketini, aynı hızını devam ettirir. Yani eylemsizlik cisimlerin hareket veya hareketsizlik durumlarını koruma eğilimidir. Koruma eğilimidir. Hatta Newton'un eylemsiz kütlesi diye bir tanımı vardır. Newton'un tanımına göre de şöyle bir şey var. Hatta buradan ikinci kısma da geçebiliriz şu anda. İkinci yasaya da geçelim. İkinci yasa da bize şunu söylüyor. Birinci yasa net kuvvet sıfır incelendiği taraftı. İkinci taraftaysa elimizde net kuvvet var. Yani bir bileşke kuvvetimiz var. Bir cismi hareket ettirmeye çalışıyoruz mesela. Bir kutuyu düşünün. Bir kutuya ben kuvvet uyguladım bu tarafa doğru. Ne yapmasını beklerim? Kutu baştan duruyorken şimdi, ya da şunu düşünelim. Ben bunu şu anda üzerindeki net kuvvet sıfır olduğu için düşeyde ve yatayda zaten yok. Burada cismin duruyor halini görüyorum. Ben buna sağa doğru kuvvet uyguladığımda cismi harekete geçiriyorum, hızlandırıyorum. Cisme bir ivme veriyorum. Temel yasa bize bunlarla ilgili bir ifade belirtir. Bu ifadeyi birlikte çözelim şimdi. İlk başta belirli bir kuvvet uygulayacağım. Bir tane M kütleli bir cisme kuvvet uygulayacağım. İkinci durumda da İşte efendim 100 M'lik bir cisme F kuvveti uygulayacağım. Hangisini hareket ettirmek daha kolaydır? Sürtünmeli de olduğunu düşünelim bunu.
Tabii ki yani şöyle hangisini hızlandırmak daha kolaydır diyelim. Hangisi daha hızlı hızlı harekete başlayacak? Sürtünmesiz ortamda çünkü fark etmeyecek. Buradaki cisim çok daha hızlı bir şekilde harekete geçerken bu daha küçük adımlarla gidecek. O zaman ben şunu görüyorum. Hızlanmanın kütleyle ters orantılı olduğunu görüyorum. Burada bir S verip kenara şunu yazmanızı istiyorum. Çünkü bunu atladım. İvme nedir arkadaşlar? İvmeyi bilmeden bu konuyu anlamamız mümkün değil. İvme dediğimiz şey, yazalım birlikte. Birim zamandaki hız değişimidir. Hız değişimi. İvme birim zamandaki hız değişimidir. A ifadesiyle A ile gösteriliyor. A sembolüyle. Delta V hız değişimi bölü delta t geçen zaman bize ivmeyi veriyor. Cisim ivmeli pozitif hızlanıyorsa mesela ivmesi pozitif çıkabiliyor. Pozitif yönde hızlanırsa. Bunlara bakacağız hepsine tek tek. Oralara hiç girmeyeyim. Hızın birimi metre bölü saniye. Zamanın birimi saniye olduğu için bu arkadaşın birimi metre bölü saniye kare oluyor. Birim zamandaki hız değişimi burada ivme 11. sınıfta biz sadece şimdilik hızlandırma ve yavaşlama ve torkta döndürme etkisinden çok az bahsedeceğiz. 12. sınıftaysa ivmenin döndürme etkisinden, çembersel kuvvette bundan bahsediyoruz. Şimdi geldim buraya tekrar. Aynı kuvveti bir küçük cisme uyguladım, bir büyük cisme uyguladım. Küçük cismin daha çabuk hızlandığını gördüm. İvmesinin daha büyük olduğunu gördüm. Demek ki kütleyle ivme ters orantılıymış. Elimde bir bu var. İki. Şimdi bu sefer ben kütleyi sabit tutmak istiyorum. Yani ne demek istiyorum? Aynı bir tane cisim var. Aynı cisim. Aynı cisme bir F kuvveti uyguluyorum. Bir de 100 F kuvveti uyguluyorum. Hangisinde hızlanmasının daha çabuk olmasını bekliyorum? Büyük kuvvette. Demek ki kuvvetimle ivmem doğru orantılı. Ben bu ikisini birleştirirsem hatta laboratuvarda deneyini yapıp da görebilirsiniz. F eşittir m çarpı a'ya ulaşıyorum. F eşittir ma'nın Türkçesini bilmeden üniversite sınavı kazanamazsınız. Burada bu formül diyor ki bir kütleye bir kuvvet uygularsan o cismi ivmelendirirsin. Tekrar ya yavaşlatırsın ya hızlandırırsın şimdilik. Newton'dur bunun birimi. Kütlenin birimi kilogramdır. İvmenin birimi metre bölü saniye karedir. Yani Newton'u kilogram metre bölü saniye kare şeklinde ifade edebiliriz. Arkadaşlar kuvvet ve ivme her zaman net kuvvet ve ivme her zaman aynı yönlüdür. Bunu da düşünelim, unutmayalım. Geldik üçüncü yasaya, en tatlı yasa, etki ve tepki yasası. Şimdi duvara şöyle sinirlendiğiniz bir anda yumruk attığınızı düşünün. Siz duvara vurdunuz ama resmen eliniz paramparça oldu. Acıdı, acıdan kıvranıyorsunuz. Neden? Neden böyle bir şey oldu? Halbuki siz sadece duvarı itmiştiniz. Temas halinde olduğunu düşünün şuranın. Evet. Siz sadece duvarı itmiştiniz. E ne oldu? Siz duran bir cisme, bakın şekli bozulmadı, eğilip bükülmedi bu duvarın. Sizin de eliniz kırılmadığını varsayıyorum. Hafiften vurduğumuzu, hafiften dokunduğumuzu farz edelim. Burada siz duvara kuvvet uyguladınız, evet. Ama duvar da size tepki kuvveti uyguladı. Etkileşim halinde bulunan cisimler arasında meydana gelen kuvvetlere etki tepki kuvvetleri deniliyor. Burada etki ve tepki kuvvetlerinden bahsetmem gerekirse, özelliklerinden bahsetmem gerekirse, öncelikle aynı büyüklüktedir. Yani sen duvara 50 Newton vuruyorsan, duvar da sana 50 Newton vuracaktır. Ve zıt yönlülerdir. Ve arkadaşlar farklı cisimler üzerindedirler. Yani etki kuvveti bakın duvarın üzerindeyken tepki kuvveti benim elimin üzerinde. Bunları not alın lütfen. Aynı büyüklükte zıt yönlülerdir. Etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine etki eder.
Ve ben bunu fizikçe yazmak istersem F etki eşittir F tepki diyorum. Bunların büyüklüklerin eşit olduğunu söyledim şu anda. Şimdi zıt vektörler olduğunu ifade etmek istiyorum. Hemen vektör işaretimi koydum. Herhangi birinin önüne eksi işaretimi koydum. Mesela şunu inceleyelim. Masanın üzerinde duran bir bardağı inceleyebiliriz. Masanın üstünde dursun bu kupa. Şöyle masayı da şöyle belirteyim. Test kitaplarında bu ifadeler bazen yanlış gösterilebiliyor kolay olsun diye. Burada kuvvetleri gösterelim. Herhangi bir kuvvet var mı ya bu arada? Masanın üstünde duran bir bardak. Herhangi bir kuvvetten bahsedebiliyor muyuz? Bahsedebiliriz sanki değil mi? Nedir bu? Bu kupanın bir ağırlığı var. Yere şu anda orayı şey yapmadım. Sadece masa ve kupa arasındaki etkileşimleri inceliyorum. Masanın üzerine duran kupanın bir ağırlığı var. Masanın üzerine etki eden bir ağırlık. Bu arada kuvvet çeşitlerinden bahsetmedim. Buraya yine bir es verip kuvvet çeşitlerinden bir tanesi olan ağırlıktan bahsetmek istiyorum. Şu ak diye girdim olaya hemen ama. Bir cismin ağırlığını ifade etmek isterseniz, ağırlık diyorum şuraya. Size defterinize not alabilirsiniz not diyerekten. Ağırlık bir cismin kütlesiyle bulunduğu ortamın yerçekim ivmesinin çarpımıyla bulunuyor. Ve bu G olarak gösteriyoruz. Kendisi vektörel bir büyüklüktür. Ve yerçekimine bağlıdır. Yerçekim ivmesinin nasıl hesaplandığını 12. sınıfta göreceksiniz. Şimdilik sorularda 10 metre bölü saniye kare şeklinde alabiliriz. Yaklaşık 9.8 olması gerekiyor. Metre bölü saniye kare. Yerçekim ivmemiz. Yani bir cismin kütlesi biliyorsunuz temel büyüklüklerden kütlemiz. Madde miktarının bir ölçüsüdür diyoruz biz. Genel itibariyle aklımızda daha net bir şekilde tablo oluşması için. Bir cismin kütlesiyle yer çekimini çarptım, ağırlığını buldum. Bir cismin kütlesi hiçbir şekilde değişmezken yer çekimine bağlı olarak, yani dünyada veya ayda hiçbir şekilde değişmezken kütlesi, ben 60 kiloyum, orada da, burada da 60 kiloyum. Kütlem değişmeyecek. Ama ağırlığım dünya ortamında çok daha büyük olacak. Mesela dünya ortamında yer çekimi 10 olduğu için burada benim ağırlığım 600 Newtonken bu X gezegeninde yer çekiminin 1 metre bölü saniye kare olduğunu farz edelim. O zaman benim burada ağırlığım 60 Newton ve hatta uzay boşluğunda yer çekiminin 0 olduğu bölgede benim ağırlığım 0 olacaktır. Ağırlık genel bilgileri bunlar bize yeterli. Kütleyle yer çekimini çarparak buluyorum. Her zaman yere dik, yerin merkezini her zaman dik olarak almam gerekiyor. Bunu da unutmuyorum. Şimdi şeye geri döndük. Etki ve tepki. Masanın üstündeki bardak ve masanın arasındaki etkileşimi inceliyorum. Dedim ki kupanın bir ağırlığı var. Ağırlık masanın üzerine etki etti. Kupanın 1 kilogram olduğunu düşünürsek, kupanın ağırlığı m çarpı g'den 10 newton olacaktır. Masanın üzerinde etki kuvveti olarak 10 newton var. Masada durur mu? Durmaz. Cismin üzerine 10 newtonluk bir tepki kuvveti gösteriyor. Tepki. Gördüğünüz gibi etki ve tepki her zaman farklı cisimler üzerindedir. Test kitaplarında kolaylık olsun diye şöyle gösterimle karşılaşabilirsiniz. Bazen ben de aynı şeyi yapacağım. Ama siz her zaman bunu bileceksiniz. Etki ve tepki farklı cisimler üzerindedir. Peki ben daha az önce Newton'un temel yasalarından ikinci yasada gördüm. Eğer bir cismin üzerinde net kuvvet varsa o cisim hareket edecek o yöne doğru duruyorsa hızlanacak. Şimdi bu kupanın üzerine yukarı doğru 10 Newton'luk bir kuvvet var. Kupa niye bir anda uçmaya başlamadı? Tararam. Neden arkadaşlar? Kupanın üzerine bir tane kuvvet görüyorum ben şöyle baktığımda. Üzerinde yukarı doğru bir ağırlık olduğunu, tepki kuvveti olduğunu görüyorum. Kupa neden uçmaya başlamıyor? Bu sorunun cevabını verebilmek için kupanın kuvvet diyagramını çizmem gerekiyor. Kupanın kuvvet diyagramını hem Bursa'ya da kuvvet diyagramında ne olduğunu anlayacağız.
Kupanın aşağıya doğru bir ağırlığı vardır. Kupanın üzerindeki kuvvetlere bakıyorum. Masanın kupaya uyguladığı tepki kuvveti. Onu da gösterdim. O da zaten ağırlık kadardı. Okey. Dolayısıyla net kuvvet sıfır olduğu için üzerindeki kupa uçmaya tabii ki de başlamıyor. Tamam mı? Şimdi geldik. Orayı da artık sildim. Tahtamı daha geniş kullanacağım. Şimdi etki ve tepki kuvvetleri aynı doğrultuda, zıt yönlü, eşit büyüklükte olan kuvvetlerdir dedik. Etki kuvveti bir cisme uygulanırken tepki kuvveti diğerine uyguluyor dedik. Birbirlerini hiçbir zaman tam olarak sıfırlamıyorlar, değil mi? Yani ne demek istiyorum burada birbirlerini sıfırlamazlar derken? Birisi diğerinin üzerine, yani birisi farklı cisimde, diğeri farklı cisimde olduğu için birbirlerini sıfırlamazlar. Bunu en güzel anlayabileceğiniz ne var biliyor musunuz? Yürüyen bir kişiyi düşünelim ya da sizi düşünelim. Yürümek için ayağınızla yeri itiyorsunuz. Ayağınız da sizi itiyor. Sizin üzerinizdeki net kuvvet sürtünme olduğunu farz edersek bu tarafa doğru bir net kuvvet oluşuyor. Veya otomobillerinizde arabanın lastikleri yeri bu tarafa itiyor. Sürtünme sayesinde oluşabilen tepki kuvveti arabanın bu tarafa doğru gitmesini sağlıyor. Arabanın üzerine net bir kuvvet var sağ yönlü. Benim yürürken üzerimde sağa doğru net bir kuvvet var. Zaten net kuvvet sağa doğru olmazsa durduğum için harekete geçemezdim. Mesela buz pistini düşünün. Ama ayakkabınız inanılmaz kaygan, attığınız adımlar boşa gidiyor. Sürtünme yok ortamda. Tepkiye dönüşemiyor sizin etkiniz. Tamam mı? Dolayısıyla harekete geçemiyorsunuz. Buradan şunu tekrar edeceğim. Aynı cismin üzerinde olmadıkları için sistemi incelersem, evet net kuvvetim sıfır. Ama ayrı ayrı kişileri ve duvarı incelersem, bunun üzerine net kuvvet sağa doğru, yerin üzerinde net kuvvet sola doğru olacaktır. Peki yan yana bloklar için konuşalım şimdi. Yan yana bloklara baktığım zaman şöyle ve şöyle. Buradaki cismi ittim. Bu yandakini bir T etki kuvvetiyle itsin, E kuvveti fark etmez. Bu da yandakini tepki kuvvetiyle itecektir. Ve etki ve tepki birbirlerine eşit olacaktır. Tamam mı? Biz bunları da ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi birkaç tane soru yapalım ve dersimizi yavaştan yarısına geldik çünkü. İlk soruyla başlayalım. Ben hemen kitabımı alayım. Sorulara geçmeden önce kuvvet çeşitlerinden, ağırlık kuvvetinden bahsettik. Bundan devam etmek istiyorum arkadaşlarım. Gerilme kuvveti, bunları not almaya da bilirsiniz. Soru çözerken ama hep aklımızda kalsın lütfen. Gerilme kuvveti, ip gerilme kuvveti. Siz mesela tavana asılı olan bir tane cisim düşünelim. İp gerilmesini gösterirken şöyle nokta T şeklinde gösteriyoruz. Çünkü burada ip gerilmesi, birincisi her ip, yani düzgün kopmayan bir ipte her noktasında aynı büyüklükte gerilim oluşacaktır. Ve incelediğiniz cisimden ters yöne doğru gerilim kuvvetini gösteririz. Mesela tavana bağlı bir ip için tavanı inceliyorsam ip gerilmesini bu yönde gösteririm. Burada asılı olan cismi inceliyorsam ip gerilmesini yukarı doğru gösteririm. Bunların birlikte büyüklükleri birbirlerine eşittir. Bununla sürekli uğraşmamak için nokta T şeklinde gösteririz şöyle. Nokta T yaparız. Doğrudan ip gerilimi şeklinde gösteririz. İncelediğiniz cisimden dışarı yönlü olacak. Bir diğer kuvvetim, bilmem gereken inanılmaz önemli. Yay kuvveti. Yay kuvveti için dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada benim yayım var denge halinde. Şimdi bu yayı genişlettiğimi düşünün şu şekilde. Yay kuvvetiyle ilgili bilmem gereken şu. Hooke's yasası. F eşittir eksi K çarpı X. Bu zaten ortaokuldan siz şunu öğrendiniz. Bir cisme 10 Newton uygularsanız ya da şöyle daha tanıdık gelecektir size. İşte 5 kiloluk cisim asarsanız 5 santim açıldı.
10 kiloluk cisim asarsanız 10 santim açılır. 15 asarsanız işte kaç dedim ilk başta 5, 10, 15 diye gittim. 15 şeklinde açılacak santim. Dolayısıyla yay kuvvetiyle uzama miktarı doğru orantılıdır. Bunu öğrenmiştiniz zaten. Peki burada formülde yeni öğreneceğimiz şey ne? Bu eksi işareti. Bu vektörler arasındaki zıtlığı belirtiyor gene. Kuvvet vektörüm ne? Konum vektörüm yayda her zaman birbirlerine ters yöndedir. Yani ne demek istiyorum? İlk başta konum vektörü nasıl gösterilir? Burası benim referans noktam. Ben bir ağacın konumunu belirtmek istiyorum. Ya nasıl belirtebilirim ki kafama göre? Ya sağda mı solda mı? Hadi bir evi baz alsan evin yanında gibi bir şey diyebilirim. Yani bir referans noktası belirtmem gerekiyor bir cismin konumundan bahsederken. Hareket konusunda daha ayrıntılı işleyeceğiz. Burada seçtiğim referans noktasından bu arkadaşın hop dümdüz çizersem bu benim konum vektörümü verecektir. Bu benim aklımda kalsın. Yay kuvveti arkadaşlar her zaman yayın denge noktasına doğru olması gerekiyor. Her zaman yay geri dönmek ister. Kendi konumunu korumak ister eylemsizliğinden dolayı. Siz bir yayı uzattığınızda yay denge noktasına geri dönmek isteyecek yay kuvveti bu tarafa doğru olacaktır. Konumu göstermem gerekirse dengeden uzaklığı burası. Dolayısıyla bakın fark edin. Açılmış bir yayda yay kuvveti solarken konum vektörüm sağı gösterdi. Uzama, gerilme. Şimdi sıkıştırdığımı farz edin. Yay ne yapmak istiyor? Hemen geri dönmek istiyor. F yay bu tarafa. Konum vektörüm dengeden uzaklığına bakıyorum bu taraf. İşte buradaki eksi yön belirten bir eksi. K'da yay sabitidir. Yani burada yay sabit dediğim ne işte? Yayın yapıldığı malzemeye göre değişiyor. İşte sert bir çelikten yapıldıysa onu germek, açmak zordur. O K yay sabiti odur. Başka neyden bahsetmedik? Tepki kuvvetinden bahsettik. Sürtünme kuvvetinden bahsedeceğim şimdi. Önce birkaç tane sürtünmeden önce birkaç tane soru yapalım. Sürtünme çünkü kafamızı karıştırıyor. Hem bu dersin içinde birkaç tane soru da çözmek istiyorum. İlk sorumuz bu olsun. Burada 2 kilogramlık bir cismim var. Cisme sağa doğru 20 Newton, sola doğru 5 Newton uyguladım. Bu cismin ivmesinin büyüklüğü nedir? Sürtünme yok henüz. Daha görmedik. Şimdi ne yapıyorum? Önce kuvvetlerimi gösteriyorum. 2 kilogramlık bir cismin yer çekimi 10 olduğu için aşağıya doğru 20 Newton'luk etkisi vardır. Yerin de cismin üzerinde bir tepkisi vardır 20 Newton. Burada kuvvet diyagramını da gösterebilirsiniz. Aşağı 20, yukarı 20 etki tepki kuvvetleri, sağa 20, sola 5. Kuvvet diyagramından görüyorum ki yukarı ve aşağı birbirini götürdü. Sağ ve solu incelediğimde sağa doğru 15 Newton'luk net kuvvetim olduğunu görüyorum. O zaman F net eşittir M çarpı A temel yasamı uygularsam net kuvvetim sağa doğru 15, kütlem 2, ivmemiz 7,5 metre bölü saniye kare geldi. Cisim duruyordu. Üzerinde net kuvvet sağa doğru olduğu için sağa doğru hızlanan hareket yapmasını bekliyorum. İkinci soru. İkinci soru bana bir tane grafik vermiş. Grafik kuvvet ve ivme grafiği. Burada 16'ya 2'lik bir x cismi, 8'e 4'lük bir y cismi vermiş. Yani böyle bir grafik. Sürtünmesi önemsiz. Yatay düzlemde durmakta olan x ve y cisimlerine uygulanan kuvvetin cisimlerin kazandığı ivmeye bağlı grafiği şekildeki gibidir. Kütlelerin oranı nedir? Hemen söylemenizi beklerim. Neden? Soruda sadece yapacağımız şey şu çünkü. F eşittir M çarpı A. Yani ben bir cisme kuvvet uygularsam aynı oranda ivme kazanır. Bu oranlar F A oranları cismin kütlesini verecektir. Öyle değil mi? O zaman X cismi için 16'ya 2 oranladım. 8 geldi. 8 kilogram. 8'e 4 y'yi oranladım. 2 kilogram geldi.
Hemen devam ediyorum yeni bir soruyla. Şimdi geçtiğimiz hafta öğrendiğimiz vektörlerle bunları birleştirerek birkaç şey yapmak istiyorum. O da şu. Şu cismin üzerine bu şekilde kuvvetler uygulamak istiyorum. 20 Newton uyguladım. Burası 53. Ve cisim 2 kilogram. Üzerindeki kuvvetleri bir görelim bakalım neler var. Yerin tepki kuvvetine bir bakalım. Yapmam gereken şey böyle bir sistem gördüğümde hemen yere dik ve yere paralel şekilde koordinat sistemimi belirlemek. Koordinat sistemi belirledikten sonra diğer ucuna da çiziyorum. Daha net görebilmek için. Buradaki bu vektörümün iki bileşeni olduğunu görüyorum. Yukarı doğru ve sağa doğru. Şimdi bu vektörümün büyüklüklerini yazacağım. Açının değdiği şurası kosinüstür. 20 çarpı kos 53'tür sağa doğru uygulanan kuvvetin değeri. Buradaki vektörüm sin 53'tür karşısıdır çünkü aslında 20 çarpı sin 53. Yapmanızı istediğim şey kos 53 bunları post-it'e yazın. Sin 37'ye eşittir 0,6'dır. Ve kos 37 sin 53'e eşittir. Her zaman böyledir. Birbirini 90'a tamamlayanların sin kosu birbirine eşittir. 0,8'dir. 20 kos 53 yani 0,6. O zaman burası 12 Newton. Okay. 20 0,8 burası 16 Newton. Şimdi yukarı doğru kuvvetlerimi hemen bakıyorum. Yukarı doğru 16 Newton. Sağa doğru 12 Newton var. Bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Ne? Cismin kütlesi, 2 kilogramlık cismin kütlesi aşağıya doğru 20 Newton'dur. Cismin ilk başta tepki kuvvetini bulalım. Gelin. 20 Newton ağırlığı var işte bunun. Bu 20 Newton ağırlığında ben buna kuvvet uyguluyorum. Bak kuvvet uyguluyorum. Fark etmiyorsunuz değil mi? Cismi kaldırmadığım için fark etmiyorsunuz. Cismi kaldıramıyorum ama yeri hafifletiyorum 16 Newton'la. Yere toplamda 4 Newton'luk etki ediyorum. O zaman yerin tepki kuvvetinin büyüklüğü de 4 Newton olacaktır. Başka cisim sağa doğru 12 Newton kuvvet uygulanmış. Düşeyde hareket yok. Yani uçmuyor da yerin dibine göçmüyor da. Düşeyde net kuvvetim 0. Yatayda 12 Newton'luk net kuvvetim var. F net eşittir m çarpı a. 12 eşittir 2 çarpı A'dan İmem 6 metre bölü saniye kare geldi. İyi miyiz? Devam edelim. Son olarak sürtünme kuvvetinden de bahsetmek istiyorum. Eğik düzlemden bahsetmek istiyorum, sürtünmeden bahsetmek istiyorum ve durmak istiyorum. Sürtünme kuvveti ayrı bir başlığa değer. Evet, sürtünme kuvveti. Şimdi biz günlük hayatta sürtünme ile çok karşılaşıyoruz aslında. Bazen de istenilen durum, bazen hiç istenilmeyen bir durum. Mesela yer buz olduğunda sürtünme kuvveti çok az oluyor ve yürümekte zorlanırız. Mesela burada istenen bir durum yani sürtünme olsun istiyoruz kış aylarında. Ama araba motorlarında sürtünme avantaj sağlıyor. Sürtünmenin azalması avantaj sağlıyor. Ya da mesela fren disklerine bakacak olursak sürtünme olmasa arabayı durduramıyoruz. Tamam mı? Sürtünme hem pozitif hem de negatif olabiliyor bizim için. Şimdi sürtünme kuvveti ikiye ayrılıyor. Öncelikle statik sürtünmeyi görelim. Statik sürtünme kuvveti dedim. Statik sürtünme kuvveti için durmakta olan bir cisim yüzeye paralel bir kuvvetin altında diyelim, etkisi altında. Şöyle bir F kuvveti var. Buna evet. Yer bittiği için evet, nerede kaldım hatırlamıyorum. Şimdi duran bir cismi harekete geçirmeye çalışıyorum.
Ağır bir buzdolabını düşünebilirsiniz. Ağır bir çekyat ya da baza düşünebilirsiniz. İçini anneniz böyle 1000 tane şeyle doldurmuş ve siz onu çekmeye çalışıyorsunuz ya da itmeye çalışıyorsunuz. Aynı şey. Şimdi bu cismi bir türlü ittiremiyorsunuz. İtemiyorsunuz. Sonra bir anda böyle bir şok, böyle harekete geçiyor. Ondan sonra da itmek kolaylaşıyor. Tamam mı? Bunu günlük yaşantınızdan siz de biliyorsunuzdur, deneyimlemişsinizdir daha evvel. Şimdi burada sürtünme kuvveti durgunken ve kinetikken, yani hareket halindeyken farklı değerler alıyor. Biz şu anda statiği göreceğiz birlikte. Statik, durgunken geçerli olan sürtünme kuvvetidir. Bu bizim hareketimizi sıfırlayan kuvvettir aslında. Bakın dikkat edin. Biz itmeye çalışıyoruz buzdolabını. Statik sürtünme kuvveti bunu sıfırlamaya çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi statik sürtünme kuvveti cisim harekete geçene kadar cismin üzerine uygulanan kuvvetin değerini alır. Bunu yazabilirsiniz. Statik sürtünme kuvveti cisim harekete geçene kadar cismin üzerine uygulanan kuvvetin değerini alır. Statik sürtünme kuvveti cisim harekete başlamadan hemen önce en büyük değerini alıyor. Statik sürtünme kuvvetini nasıl hesaplıyoruz? Zaten genel o itibariyle sürtünme kuvveti K çarpı yüzeyin tepki kuvvetiyle hesaplanır. Burada kullanacağımız K kinetik sürtünme katsayısıdır. Kinetik, yani sürtünme katsayısı demek maddelerin arasındaki etkileşim demek aslında. Onun katsayısı demek. Burada sürtünme kuvveti neden var? Onu bir düşünelim. Yani en pürüzsüz diye düşündüğümüz şurada bile, biz mikroskobik yapıda bakacak olursak bu tahtaya bile, böyle bunun girintili çıkıntılı olduğunu görürüz. Yüzeyinin. Bunun üzerine koyduğun cismin de üstü girintili çıkıntılı. Şöyle düşünebilirsiniz, anahtar şey gibi. Böyle birbirlerinin içine girmiş. Statikte bunu kırmak zor. Bunu harekete geçirmeye çalışırken bunu kırmakta zorlanıyorum. Statik sürtünme kuvveti bu yüzden birazcık daha büyük bir değer alıyor. Statik sürtünme katsayısı. Her maddenin, iki maddenin arasındaki sürtünme katsayısı farklı. Yani işte tahta ve silgi, tahta ve silgi arasındaki farklı. Şu ikisi arasındaki sürtünme katsayısı farklıdır. Bize verirler bunların değerini. Burada katsayı 0 ile 1 arasında olacak diye bir yanılgı var ama öyle bir şey yok. Test kitaplarını görebilirsiniz. Önemli değil. Öyle bir şey yok aslında. Şimdi dedik ki mesela bu cismi harekete geçirmeye çalışalım. Bu cisim 2 kilogram ağırlığında, kütlesinde olsun. O zaman ben ne yapacağım? Ve sürtünme katsayısı, statik sürtünme katsayısı, mü ile gösteriyorum ben genelde ama mü statik 0.6 olsun. Şimdi bu cismin uygulamam gereken maksimum miktardaki kuvveti, yani minimum bunu harekete geçirmek için gereken değeri bulmam lazım. Nasıl buluyorum? En yüzeyin tepkisi, o zaman önce etkiyi bulalım. 2 kilogramlık cismin yere 20 Newton'luk etkisi vardır. Nereden buldum? Mg'den. Dolayısıyla yerin tepki kuvveti N de 20 Newton'dur. O zaman Fs eşittir mu çarpı N, yani 0.6 çarpı 20. Burada 12 Newton olduğunu görüyorum. Cismi harekete geçirebilmek için 12'den büyük bir şekilde kuvvet uygulamalısınız. Yani atıyorum, siz burada kuvvet uygulamadınız, sürtünme 0. 5 Newton kuvvet uygularsanız, statik sürtünme bunu sıfırlar dedik. O da 5 Newton. 10 Newton uygularsanız, statik onu sıfırlar. O da 10 Newton uygular. 12 Newton uygulayın, statik sürtünme de 12 Newton değerini alır. 13 uyguladığınız anda artık devreye kinetik sürtünme girer. Kinetik sürtünme kuvvetini de yine aynı şekilde hesaplıyoruz. Hemen şurayı değiştirip burayı kinetiğe çeviriyorum. Ve hatta şurayı da sileyim. B kinetik sürtünme kuvveti. Şimdi cismi harekete geçirdikten sonra sürtünme kuvveti bir miktar azalıyor dedik. Sabit büyüklükteki bir sürtünme kuvvetidir kinetik sürtünme kuvveti.
Ve yine aynı şekilde hesaplanır. Fc eşittir mu k çarpı n diyelim. Bunun değeri her zaman daha küçük oluyor. Mesela 0,4 diyelim. Buna k diyeyim ki karışmasın isterseniz. Kinetik sürtünme. Cismin yerin tepkisi 20 Newton'du. 4 bölü 10 çarpı 20'den 8 Newton bir kinetik sürtünmem olduğunu gördüm. Şimdi az önceyi tekrarlamak istiyorum. Şurayı sileyim ben. Şimdi hep söylediklerimi birleştireceğim. Cismi ilk başta harekete geçirmeye çalışıyorum. Az önce biz ne bulduk bu arada? Fs değerinin maksimum değerini 12 Newton bulduk. Cismin üzerinde kuvvet yoksa sürtünme de sıfırdır. Cisme 5 Newton uyguladınız, sürtünmenin değeri 5 Newton oldu. Cisme 10 Newton kuvvet uyguladınız, sürtünmenin değeri 10 Newton oldu. Cisme 12 Newton kuvvet uyguladınız, sürtünmenin değeri yine 12 oldu. Hareketi hala geçiremezsiniz. Şimdi cisme 13 Newton uygulayıp bir kere harekete geçirdiniz mi? Evet. Bundan sonraki sürtünme kuvvetinin değeri asla değişmiyor. İsterseniz kuvvet uygulayın. İsterseniz yani şöyle 1 milyon Newton büyüklüğünde kuvvet uygulayın. İsterseniz hiç kuvvet uygulamayın hareket halindeki cisme. Bunun sürtünme değeri artık kinetik olacaktır. Yani hareket halinde olduğu için. Ve değeri her seferinde 8 Newton olacaktır. Anlaştık mı? Burada cisimler hızlanacak, burada yavaşlayan hareket yapacak. Onları göreceğiz zaten. Statik sürtünme. Şimdi grafiğimizi çizelim. Sürtünme kuvveti. Ve şey grafiğini çiziyoruz. Uygulanan kuvvet grafiğini çiziyoruz. Uygulanan kuvvet grafiğini. Ben hiç kuvvet uygulamazsam sürtünme sıfır oldu. 1 uyguladım 1, 2 uyguladım 2, 3 uyguladım 3 vesaire vesaire. 12 uyguladım hala 12. 12.1 uyguladım. Artık harekete geçti cisim. Artık kinetik sürtünme hep sabit değer alacak. Aynen bu şekilde. Şuradaki değer şu kısım. Kinetik sürtünme oluyor. Şurası da statik sürtünmenin maksimum değeri oluyor. Statik maksimum değeri oluyor. Burası durgunken. Tekrar edelim. Durgunken hangi kuvveti uyguluyorsanız statik onu sıfırlar. Hareket halindeyken kinetik etkindir ve değeri hep aynıdır. Evet. Dedik ki cismin birkaç tane özelliğini not alın benimle birlikte. Yani ben yazmayayım, direkt size söyleyeyim. Hem bir toparlamış olalım. Statik sürtünme daima cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesiyle aynı büyüklükte ve bu kuvvetlere zıt yönlüdür. Statik sürtünme uyguladığın kuvveti sıfırlıyor. Kinetik kuvvet her zaman hareket yönüne zıt oluyor. Kinetik her zaman hareket yönüne zıt oluyor. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin alanına bağlı değildir. Yani cismi böyle de yapabilirsiniz, böyle de tutabilirsiniz. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü değiştirmiyorsunuz. Sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine bağlıdır. Onu K ile gösteriyoruz dedik. Ve en tepki kuvvetiyle doğru orantılıdır. Onu da zaten formülün içine yazmış olduk. Bu kadar sanırım. Bir tane soru çözüp dersimi bitiriyorum. 40 dakikamız oldu zaten. Evet. Bir tane cismim var. Çok basit bir soru. 40 Newton. 4 kilogramlık bir cisim. Statik sürtünme katsayısı demiş ki 0,6 doğrudan böyle söylemiş. Sürtünme katsayısının 0 olduğu yatay düzlemde 4 kilogramlık cisme F kuvveti uygulanıyor. Cismin ivmesi nedir? Tane tane yapacağım. Önce nereden başlıyoruz? 4 kilogramlık cismin ağırlığını yazıyorum. M çarpı G 4 çarpı 10'dan 40 Newton. Yere etkim 40 Newton'sa yerin de tepkisi 40 Newton olacak. Düşeyler birbirlerini sıfırladı. Net kuvvet sağa doğru oldu, 40 oldu. Elimizde şu an bunlar var. Şimdi ne yapacağım? Hemen sürtünme kuvvetini hesaplayacağım. Fs eşittir k çarpı yüzey tepkisi. K 0,6. En tepki kuvvetim 40. Sıfırlar götürdü 24 Newton.
Sürtünme kuvveti cisim bu tarafa doğru itilmeye, yani çekilmeye çalışılıyor. O yüzden ters yönde hayır gitme demek istiyor şu anda. 24'te uyguladık. Şimdi cismin kuvvet diyagramını çizmeme gerek var mı? Yukarı 40, aşağı 40, sağ 40 ve bu tarafa 24. Bunlar birbirlerini götürdü. Net kuvvetim sağ yönde 40-24'ten 16 N geldi. İşte bunu da bulduk. Şimdi ne yapıyorum? Soru bitti. F net eşittir M çarpı A. 40 eşittir 4 çarpı A'dan ivmemiz 10 metre bölü saniye kare oldu. That's okay. It is easy. Easy peasy. Arkadaşlar sorulara devam edeceğim. Sanırım şu an burada durduruyorum ben videoyu. Birazdan belki devam ederim. Belki bu videonun sonu bu olur. Bir sonraki videoda daha çok soru çözeriz. Ben yine de kapanışı yapayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.